Merhaba gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çanta yayınları kazandıran defterde çok büyük ve çok küçük sayılar konusuyla dersimize devam ediyoruz. Gençler konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Arkadaşlar bakın buradaki eşitlikleri yazmamızı istiyor öncelikle. Şimdi şu eşitliklerimize bakalım. 1000 arkadaşlar onun kuvveti olarak düşünürsem gençler ne yaparım? onun 3. kuvvettir. Bakın arkadaşlar binin yanındaki sıfır sayısı yazarken kullandığım sıfır sayısını dikkat ederseniz kuvvet olarak yazdım. Şimdi buraya baktığımız zaman 100.000 sayısında 5 tane sıfır kullandım. 10 üzeri 5'tir. %2 sıfır kullandığım için 10 üzeri 2 eşittir. 10.000 yazarken 4 sıfır kullandım. 10 üzeri 4'e eşittir diyorum. 10, 10 üzeri 1'e eşittir gençler. Buraya baktığımız zaman 1 milyonda da 6 sıfır kullandığım için 10 üzeri 6 eşittir. Evet. Arkadaşlar yukarıdaki gibi 10'un pozitif kuvvetleri ile ifade edilen sayılara çok büyük sayılar diyoruz. Diğer arkadaşlar çok küçük sayılarımız. Bakın 1 bölü 10'u 10, 10 üzeri eksi 1 olarak yazarım. 1 bölü 10 bini gençler 10 bini biliyorsunuz 10 üzeri 4 olarak yazarsam pay kısmına çıkartırsam 10 üzeri eksi 4 demektir. 1 bölü 100 gençler. Bakın şöyle göstereyim. 1 bölü 100 yerine 10 üzeri 2 yazarsam pay kısmına çıkarıyorum. 10 üzeri eksi 2'dir. Eksi 2'mizi yazdık. Burada gençler 100 bini 10 üzeri 5 olarak yazarsam pay kısmında da 10 üzeri eksi 5 olur. 1000 sayısı 10 üzeri eksi 3'e eşittir. 1 bölü 1000. Burada da 1 bölü 1 milyon 10 üzeri eksi 6'ya eşittir diyoruz. Burada da yine onun arkadaşlar negatif kuvvetlerim ile ifade edilen sayıları çok küçük sayılar adını veriyoruz. Evet devam edelim. Bir sonraki etkinliğimize geçelim. Evet arkadaşlar bakın buraya dikkat ederseniz arkadaşlar burada bana ne anlatmışlar. çalışıyor? 1 çarpı 10 üzeri 6 gençler 10 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir. Ne yaptık aslında? Bakın bir tane kuvveti azalttık. Sayımızı bir tane büyüttüm. 6'yı bir eksilttim. Kuvveti bir tane öndeki sayıyı arttırdım. Dikkat ederseniz 6'yı iki tane eksiltince öndeki sayı iki basamak arttı. Bunların hepsi arkadaşlar dikkat ederseniz birbirine eşittir. Paydedeki sayılarımız da arkadaşlar yine birbirine eşittir. Bakın virgülü bir basamak sağa çektik. Kuvveti bir tane azaltıyoruz. O halde 0 tam 10 da 4'e eşittir diyoruz. 10 üzeri eksi 4 ile beraber. virgülü bir basamak daha sağa çekersem kuvveti bir tane daha azaltarak 10 üzeri eksi 5 oldu. Ama öndeki kasayı 4'e döndü. Gençler bakın 4'ü bir tane arttırıyoruz. O halde kuvveti bir tane daha azalttım ve 10 üzeri eksi 6 olarak yazdık. Gençler dikkat ederseniz buradaki tüm sayılar birbirine eşittir diyorum. Peki burada neden faydalandım gençler? Virgül sağa kayarsa kuvvet arkadaşlar ne olur azalır. Virgül sola kayarsa kuvvet artar diyoruz. Peki arkadaşlar bakın buradaki bilgimizi de bakalım. Evet arkadaşlar sağa veya sola kaydırmamız arkadaşlar sayının değişmediği anlamına geliyor. O halde eşittir anlamına gelir diyelim. Peki bizden bu etkinlikte aşağıdaki verilen sayıları onun farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak 4 farklı şekilde yazınız diyor. Şimdi arkadaşlar 2 tam %35'i. Şimdi virgülü sağa kaydırmak arkadaşlar sayıyı büyütmek demektir. Ben de bunu kullanmayı tercih ediyorum. Sayıyı bir tane büyütüyorum. 23,5. 23 tam. Onda yazdım. Sayı büyürse kuvvet azalır diyorum. Bakın bir tane azaltıyorum. 10 üzeri 4 olarak yazdım. Şimdi sayıyı arkadaşlar bir tane daha büyüteceğim. Yani yukarıdaki sayımızı 235 olarak yazacağım. O halde kuvveti iki tane azaltırım. Evet. 5'ten 2 çıkartırsam 10 üzeri 3'e eşittir deriz. Peki gençler baştaki sayımızı küçültürsem yani ben virgülü sonra çekersem 0 tam 1000'de 235 olur. Şimdi sayımız küçülürse kuvvet artar demiştim. Bakın 10 üzeri 6'ya döndüm. E, sayımızı bir tane daha küçülteyim. 0 tam 10 235 olarak yazdım. O halde kuvveti bir tane daha arttırıyorum ve 10 üzeri 7 olarak yazıyorum. Sıfırtan binde 12 çarpı 10 üzeri 3'ü. Şimdi virgülü bir tane sağa çekiyorum. Yani sayımı bir tane büyütüyorum. Kuvveti bir tane azaltıyorum. 10 üzeri 2. Sayıyı bir tane daha büyütelim. Kuvveti bir tane daha arttırırız. 10 üzeri 3 olur. Pardon 10 üzeri. Kuvveti bir tane daha azaltırız. 10 üzeri 1 olur. Sayıyı bir tane daha büyüttüğüm zaman kuvvet 10 üzeri 0 olur gençler. Şimdi sayımızı 2 tane büyütmüş olayım. Yani şöyle 120 olarak yazalım. Baştaki sayıya göre 1, 2, 3 tane büyütüyorum. O halde kuvvet 3 tane azaltırsam 10 üzeri eksi 1'e eşittir deriz. Şimdi 437 sayısının bakın virgül sağındadır gençler. O halde 43 tam 10'da 7 yazarsam yani sayıyı bir tane azaltırsam kuvveti 1 arttırıyorum. 10 üzeri 7 olur. Sayıyı bir tane daha küçültüyorum. 4 tam %37. Kuvveti arkadaşlar bir tane daha arttırmam gerekir. 10 üzeri 8. Sayı bir tane daha azaltırsam 0 tam. 1000'de 437 yazalım. Kuvveti bir tane daha arttırırsam 10 üzeri 9 olur. Gençler 437 sayısını bir tane büyütmek istiyorum. Yani 4370 yazarsam sayıyı büyüttüm. Kuvveti azaltmam gerekir diyorum. Bunu da 10 üzeri 5 olarak yazıyorum. Yukarıdaki sayıya dikkat ederek yazıyoruz. Evet 0 tam %17 çarpı 10 üzeri eksi 8 gençler. Virgülü bir tane sağ çektim. Yani sayımı bir tane büyüttüm. Kuvveti bir tane azaltıyorum. Eksi 8'i bir azaltırsam eksi 9 olur. Sayıyı bir tane daha büyüttüm. Sayı 17 oldu. Kuvvet bir tane daha azaldı. Eksi 10 oldu. Sayımı arkadaşlar 170 yazıyorum. Kuvveti o halde bir tane daha azaltacağım. 10 üzeri eksi 11. Şöyle yazalım gençler. Sayıyı başlangıçtaki sayıya bakalım. Bir tane daha sayımı küçüldeyim. Sıfırtan binde 17 olsun. Sayı küçüldü kuvvet artar demiştim. Bu da 10 üzeri. Eksi 8'i 1 arttırsam eksi 7 olur diyelim. Evet devam edelim. Bir sonraki etkinliğimize geçelim. Evet gençler yine buradaki sayılarımızı farklı şekilde kuvvetlerle yazmamızı istiyor. Şimdi sayımı gençler şöyle yazmak istiyorum. 236 yazayım. Şimdi sayı büyüdü kuvvet azaldı demiştik. 10 üzeri eksi 9 oldu. Şimdi virgülümüzü bakın 23,6'ya bakıyorum. 2 ile 3 arasına getiriyorum. Yani 2 tam %36 yazdım. Sayıyı bir tane büyüttüm. Kuvveti bir tane. Ne yapıyorum gençler? Arttırmam gerekir. Sayı büyürse kuvvet pardon sayı küçültüyorum. Kuvveti arttırıyorum. Eksi 8'i 1 eklersem eksi 7 olur. Sayı bir tane daha arttırıyorum. Pardon küçültüyorum. Sayı küçüldü kuvvet artar demiştik. E, sayımızı küçüldük. Kuvveti bir tane daha büyütüyorum. 10 üzeri eksi 6 yazdım. Peki sayımızı bir tane daha arkadaşlar şöyle 0 tam 10 236 yazalım. O halde kuvveti bir tane daha arttırarak 10 üzeri eksi 5 yazabiliriz. 128'i 12 tam 10'da 8 yazayım. Yani sayıyı bir azalttım. Kuvveti bir arttırıyorum. Eksi 2'yi bir arttırırsam eksi 1 olur. Sayın bir tane daha küçültüyorum. 1 tam yüzde 28. Kuvvet arkadaşlar bir tane daha arttırmam gerekir. 10 üzeri 0 olur. Sayıyı bir tane daha azaltırsam 0 tam binde 128. O halde kuvveti bir tane daha arttırıyorum gençler. Ne oldu? 10 üzeri 1 oldu. Son kez arkadaşlar şöyle sayımızı bir tane daha küçültelim. 10 binde 128 olarak yazdım. O halde kuvveti de bir tane daha ne yaparım arkadaşlar? Arttırmam gerekir ve 10 üzeri 2 şeklinde yazarız. Bakın sayı arkadaşlar ne yaptı? Sayı küçüldükçe kuvvet artar dedik. 217 sayısını şöyle bir tane sayım büyüttüm. Kuvveti bir tane azaltacağım. 10 üzeri 6 yazdım. Şimdi virgülümüzü gençler sağındaydı. 21'in yanına alayım. Sayıyı bir azalttım. Kuvveti arttırıyorum. Eksi 5'i 1 arttırırsam eksi 4. Sayıyı arkadaşlar 21 değil de 2 tam %17 yazayım. Yani bir tane daha ne yaptım sayımı? Küçülttüm. O halde kuvveti bir tane daha arttırarak 10 üzeri eksi 3 yazalım. Sayımızı 0 tam 1000'de 217 yazıyorum. O halde kuvveti bir tane daha arttırarak 10 üzeri eksi 2 olarak yazıyoruz. Evet gençler devam edelim. Bir sonraki etkinimize geçelim. Evet, aşağıdaki eşitliklerde verilmeyen kuvvetleri bulmamızı istiyor. Şimdi gençler sayımızı inceleyelim. Bakın 4 tam %17 417 oldu. Yani sayı 1-2 basamak büyüdü. Sayı 2 basamak büyüdüyse kuvvet 2 basamak azalır. Bakın buraya 6 gelir. 1 tam onda 8'i gençler bakın buradaydı. Şimdi önüne sıfırları ekleyebiliriz. Şöyle buradan göstereyim. 1 ile 8 arasındaydı. 1-2-3 tane arkadaşlar sayımız küçüldü. O halde kuvvet 3 tane artar diyorum. Eksi 3'e 3 eklersek 0 olur. Evet gençler burada baktığımız zaman sayımızın 1 ile 0 arasındaydı. Yani buradaydı. 1, 2 tane sayımızın küçüldüğünü görün. O halde kuvvet 2 tane artar. Eksi 2'ye 2 eklersek 0 olur. Evet 2350 sayısını 1, 2, 3 tane azalttım. O halde kuvveti 3 tane arttırarak eksi 8 artı 3 daha eksi 5 olarak yazarız. Evet gençler burada bakın virgül 0 ile 7 arasındaydı. Bir tane küçülttüm. O halde kuvveti bir tane arttırıyorum ve eksi 6 yazıyorum. 7 tam 10'da 9'u sayı bir tane azaltırsam kuvvet bir tane artar dedim. Eksi 1 olarak yazalım. Şimdi 0 tam 10.000'de 17'yi 1, 2, 3, 4 tane sayıyı büyüttüm. O halde kuvveti 4 tane azaltırım. 3'ten 4'ü çıkartırsam eksi 1 olur. E, 0 tam 10 da 3 de. Gençler bakın 3'ün önündeydi virgül. 1, 2, 3, 4 tane sayımızı büyüttük. O halde kuvveti 4 tane azaltırım. 8'den 4 çıkartırsam 4 olur. Son olarak gençler bu etkinlikte 6 sayısını küçültüyorum. Kaç tane arkadaşlar? 1, 2, 3 tane küçültüyorum. O halde kuvveti 3 tane arttırırım. Eksi 4 artı 3, eksi 1 olur deriz. Evet devam edelim. Bir sonraki etkinliğimize geçelim. Aşağıdaki eşitliklerde verilmeyen sayıları bulunuz diyor. Şimdi gençler bakın 10 üzeri 7'yi 10 üzeri 11 yaptık. Yani sayımızın kuvvetini 4 arttırdım. O halde sayımızın 4 azalması gerekir. Bakın virgül sağındaydı. 1, 2 tane azalttım. 2 tane de virgül kaydıracağım. Demek ki 0'dan 10 binde 43 şekli yazarız. Şimdi eksi 5'i gençler eksi 2 yaptık. Yani sayımızı kuvvetimizi 3 arttırdım. 3 arttır dedim. Sayımı ne yapma lazım? E, 3 tane azaltmam lazım. Şöyle önünde sıfırları ekleyebilirsiniz. Bakın 1, 2, 3. O halde 0, virgül. 1, 2, 3 tane 0 olacak. Ve 7 gelecek. Evet 0 tam 10.000'de 7 olarak yazarız. Gençler 10 üzeri 6'yı 10 üzeri 4 yaptık. Yani kuvveti 2 azalttık. O halde sayıyı 2 tane büyüteceğim. Büyütmek için 1, 2 tane sağa çekiyorum. Ve 2 olarak yazdım. 10 üzeri eksi 2'yi 10 üzeri eksi 3'ü yaptık. Gençler ne yaptık? Bir tane kuvveti azalttık. O halde sayımı bir tane büyütmem gerekir. Evet sağa çekersem 326 olarak yazarım. Evet 10 üzeri eksi 5'i 10 üzeri eksi 3'ü eksi 5 yaptık. Yani kuvveti 2 azalttım. O halde sayı 2 büyüyecek. Bakın bir tane büyüttüm 46 oldu. Bir de 0 eklerim 460. Şimdi 3'ü eksi 1 yaptık gençler. Yani 4 tane azalttık. O halde sayıyı 4 tane büyüteceğim. Bir tane büyütürsem 62. 3 tane daha büyüteceğim. 1, 2, 3 de 0 ekleyerek, ekleyerek 62 bin yazarım. Evet 10 üzeri 5'i gençler 3 tane arttırdım. Demek ki sayımızda 3 tane küçüleceğiz. 1, 2, 3. Evet 9'un önünde virgül olacak. Bunu da 0 tam. %95 olarak yazarız. Evet 10 üzeri eksi 3'ü arttırmışım gençler. Kaç tane? 5 tane. Bakın 2 yaptık. Onda 5 tane arttırdıysam sayımı 5 tane azaltacağım. 1 2 3 4 yetmedi bir tane daha 0 olacak. Ve buraya gelecek. O 0 tam Evet virgülden sonraki sıfırları yazmama gerek yok. 0 tam %7 olarak yazabiliriz. Evet devam edelim. Arkadaşlar devam ediyorum. Evet buradaki etkinlikte benden ne istiyor? Aşağıda verilen çok büyük ve çok küçük veya çok küçük sayılar 3 farklı şekilde yazmamızı istiyor. Şimdi gençler ben önceki 817 olarak yazmak istiyorum. Peki yanında kaç tane 0 vardı? 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. 10 üzeri 8. Peki başka nasıl yazabilirim? Gençler sayım bir tane daha küçülteyim. 81 tam 10 da 7 olsun. Sayı küçülürse kuvvet artar demiştik gençler. Yani 10 üzeri 9 olur diyoruz. Sayımızı bir tane daha küçülteyim. 8 tam %17 olsun. O halde kuvveti bir tane daha arttıracağım ve 10 üzeri 10 olarak yazarız. Şimdi burada da arkadaşlar çok küçük sayımızı şöyle yazmak istiyorum. Bakın virgülü buraya getireyim. Yani 0 tam 13 olsun. Peki ben sayımızı ne kadar büyüttüm? 1, 2, 3, 4, 5 tane büyüttüm. O halde kuvveti 5 tane azaltarak 10 üzeri eksi 5 derim. Virgülü bir tane daha sağa çekiyorum. 0 tam %13. O halde kuvveti bir tane daha ne yapacağım arkadaşlar? Sayı büyüdü. Kuvvet azaldı diyorum. 10 üzeri eksi 6. 1 tam onda 3 yazarsam da 10 üzeri eksi 7'ye eşittir deriz. Evet burada arkadaşlar %18 milyon sayısını şöyle 1800 yazmak istiyorum. 1800 yazmak için sayımı 4 tane azalttım. Kuvveti 4 tane artırarak 10 üzeri 4 olarak yazdım. Sayımı 180 yazayım. Yani kuvveti bir tane daha arttıracağım. 10 üzeri 5. Sayıyı 18 yazarsam kuvveti bir tane daha arttırarak 10 üzeri 6 şeklinde yazarım. Evet devam edelim. Bir sonraki etkinliğimize geçelim. Evet arkadaşlar burada aşağıdaki üstte ifadeleri doğal sayıya çevirmemizi ve kaç basamaklı olduklarını ve kaç basamanda sıfır olduğunu bulmamızı istiyor. Şimdi arkadaşlar doğal sayıya çevirmek için öncelikle virgülü bir tane sağa çekersem sayım 23 olur. Kuvveti bir tane azaltırım yani 5 olur. Ne demektir arkadaşlar 10 üzeri 5 de sayının yanına 5 tane sıfır ekleyeceğim anlamına gelir. Ne oldu sayımız 2 milyon 300 bin oldu. Peki kaç basamaklı? 3, 6, 7 basamaklı. Evet kaç tane sıfır var? 5 tane sıfır var. Evet bakın arkadaşlar burada 1, 2, 3, 4 tane sağa çektim. 54 yazdım. Kuvveti 4 tane azalttım. 4 oldu. 4 tane de sıfır eklemem gerekir. Sayımız 540 bin oldu. 6 basamaklı bir sayı. 4 tane yanında sıfır var. E, sayımızın 2 tane virgül sağa çekersem 2543 Sayı 2 basamak büyüttüm. O halde kuvveti 2 basamak azaltırım. Yani burada 3 oldu. Demek ki 3 tane de 0 ekleyeceğim. Sayımız 7 basamaklı oldu ve yanında 3 tane 0 var. Şimdi öncelikle sayımızı 6 yapalım. 1 2 3 4 5 tane sağa çektim. O halde kuvveti 5 azalttım. 10 üzeri 4 oldu gençler. 4'te 0 ekleyeceğimiz anlamına gelir. 60.000 oldu. Peki 60.000 5 basamaklı bir sayıdır ve 4 tane yanında 0 vardır diyelim. Evet devam ediyorum. Evet bu etkinlikte aşağıdaki üst ifadeler çok küçük, çok küçük sayılardan yararlanarak ondalık gösterim olarak yazınız diyor. Şimdi gençler 10 üzeri eksi 5 demek aslında 1 demektir. 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 demektir. Bakın ben bunu arkadaşlar şöyle düşünelim isterseniz. Eksi 5'ten kurtarmak için paydaya 10 üzeri 5 olarak yazarım. Bu da arkadaşlar 1 bir bölüm 1'in yanında 5 tane 0 olacağı anlamına gelir. Yani 1 bölü 100.000'dir. Bunu da 0'dan 100.000'de 1 olarak yazarım. Ne yaparım gençler? 4 tane 0 ve 1 tane 1 yazarım. Bakın 100.000 yerine dikkat ederseniz arkadaşlar 100.000'de 0 sayısı kadar basamak yazıyoruz. 5 yani tane 0 olduğu için virgülden sonra 5 tane basamak yazacak şekilde sıfırları tamamlıyoruz. O halde burada 4 sayısını arkadaşlar artık ben şunu diyebilirim. Bakın eksi 6 olduğu için virgülden sonra 1, 2, 3, 4, 5, bir tane 4 yazarım. Yani virgülden sonra 6 tanesi basamak olacak şekilde 4'ümüzü yazarız. Evet 6 tane basamak olacak şekilde yazmış olalım. Evet 0 tam 7'yim. 10 üzeri eksi 3'ü görelim arkadaşlar. Öncelikle bunu şöyle direkt yazabilirim. Bakın virgülü sağa doğru çekersem. Çünkü benden ne istiyor arkadaşlar? Ondalık gösterim olarak istiyorum. Evet 3 tane daha sağa doğru çekeceğim. Daha doğrusu virgülü sola çekeceğim. Evet 3 tane sola çekmek için araya 3 tane 0 ekleyeceğim. Yani toplam 4 tane sıfırımız olacak. Sıfırdan 100.000'de 7 olarak yazarız. Evet. Gençler eksi 5'i gördüğüm için o halde virgülüm. 5 tane daha sola çekeceğim. Yani virgülden sonra 1, 2 burada vardı. 5 de 0 gelecek. Virgülden sonra arkadaşlar 7 tane 0 olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 13'ü yazıyorum. E 45 çarpı 10 üzeri eksi 7 diye. Evet virgülden sonra gençler 45 ile beraber 7 basamak olacak. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bir de 45'i yazıyorum toplamda. Virgülden sonra 7 basamak olması gerekir diyoruz. Evet. Gerçekten 10 üzeri eksi 5'i gördüm. O halde ne yapacağım buraya? 5 tane daha sıfır ekleyeceğim araya. Şimdi bakın virgülden sonra normalde 5 vardı. 5 tane daha gelecek. Yani toplamda 10 basamaklı bir sayı olacak. Virgülden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 159 da yazarsam 10 tane basamak oldu. Virgülden sonra diyoruz. Evet. Arkadaşlar bu soruyla da dersimizi burada bitirelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.